bir aradan sonra tekrar sizlerle birlikteyiz. Öncelikle şunu belirtelim. Sosyal medyadan şu anda Memursan Konfederasyonu'nun Genel Başkanı Sayın Ahmet Gündoğ diye sorular yağıyor. Çünkü kendisi Sayın Başbakan Erdoğan'la memurların sorunlarını içeren bir görüşme gerçekleştirdi. Programımızın son bölümünde Twitter'da gelen sorulara kendisiyle cevap arayacağız. Ben tekrar Alper Tan'a dönmek istiyorum. Alper Bey, gerçekten 7 Şubat'tan bu yana, hatta Oslo sürecinden bu yana Milli İstihbarat Teşkilatı'nın da adım adım bir şekilde hedef gösterildiğini görüyoruz. İşte sıraladığımızda Oslo, 7 Şubat, Roboski ve son olaylar. Neden Milli İstihbarat Teşkilatı bu kadar içeriden hedef alınıyor? Şimdi ilk sorduğunuz ilk soruya verdiğim cevaptan devam edecek olursak. Hatırlarsanız bir 2006 kırılma noktasından bahsettik. Yani Türkiye'deki Amerika güdümündeki üst yapının devrilmesi ve ondan sonra Türkiye'nin gerçek bir bağımsızlık sürecine girmesinden söz ettik. Bu 2006'nın ortalarında oldu. Şimdi burada bir belgeden bahsedeceğim. Herkes bulabilir bunu. İnternette vardır. Bütün seyircilerimiz bakabilirlerse ne demek istediğimi daha iyi anlayacaklardır. 5 Ocak 2007 tarihinde Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarı o zaman Sayın Emre Taner'di. Emre Taner MİT'in kuruluş yıl dönümü münasebetiyle bir deklarasyon yayınladı. 2 sayfalık bir metin bu. İsteyen herkes bulabilir. Burada Türkiye'nin kuruluşundan bu yana yürüttüğü temel paradigmayı ince bir şekilde eleştiren ve bundan sonra devletin nasıl hareket etmesi, iç politikada, dış politikada nasıl hareket edilmesi gerektiğini gösteren aslında bir strateji belgesi gibi bir metin bu. Oraya baktığınız zaman bugün Türkiye'nin gidişatının, dış politikasının, iç politikada yaptığı şeyin, çözüm sürecinin ne anlama geldiğini ve nereden itibaren bunun planlandığını görürsünüz. 2007'nin Ocak ayından bahsediyorum. Ve 2007'den itibaren bakın Ergenekon davasının başladığını görürsünüz. Arkasından Balyoz davasının başladığını görürsünüz. Darbe planlarının ortaya çıktığını görürsünüz. Arkası arkasına Türkiye'nin o bir bakıma kirli işlerinden temizlenme sürecine girdiğini, arınma sürecine girdiğini görürsünüz. Bunu niye söylüyorum? Yani sürecin, yani bu MİT'e karşı yürütülen operasyonların, girişimlerin 2010 değil 2007'den itibaren dikkat çekmeye başladığını vurgulamak için söylüyorum. Sayın Hakan Fidan 2010 yılının Mayıs ayında yanlış hatırlamıyorsam MİT Müsteşarlığı'na atandı. Daha atama yapılır yapılmaz İsrail Hakan Fidan'ın İrancı olduğuna dair tezvirat yapmaya başladı. Doğru. Daha bir icat yoktu. Oslo görüşmeleri falan yapılmamıştı. O zaman başladı. Peki başka ne başladı? İsrail onu söylerken bu hadiseleri içeride yaşamaya başladık. Ya mesela Mavi Marmara olayının hemen bu olaydan sonra olduğunu görüyoruz. Evet. Saldırının. Ve bu cemaatin de yine Mavi Marmara olayından dolayı İsrail'i değil Ankara hükümetini, Türkiye hükümetini suçlamaya başladığını, dolayısıyla MİT'i de eleştirmeye başladığını görüyoruz. Yine biraz önce söyledik. Oslo sürecini eleştirdiler. Türkiye'nin işte Kopenhag kriterleri yerine Ankara kriterlerini tercih edeceğinin mesajını vermesini eleştirdiler. Bu devam etti. Şimdi şöyle sormamız gerekiyor. Tamam, siz Emre Taner'e karşısınız. Hakan Fidan'a da karşısınız. Şimdi Türkiye'deki halka baktığımızda bunlara çok sempati duyuyor halkımız. Emre Taner'e de, Hakan Fidan'a da. Ama siz karşı çıkıyorsunuz. Peki siz Emre Taner'den önceki MİT müsteşarlarını çok mu seviyorsunuz? 17.500 faili meçhul kimin zamanında oldu? Bakın 2003'e kadar faili meçhuller yaşandı. 1990'dan 2003 yılına kadar yaşanan faili meçhul 17.500'ün üzerinde. Sizin savcılarınız, sizle irtibatlı emniyetçiler, istihbaratçılar, mahkemeler, hakimler bu 17.500'den fazla faili meçhulün üzerine neden gitmediler? Yine sizin bu saydığım devlet içerisindeki uzantılarınız Hrant Dink davasını 7 senedir neden sonuçlandırmadı? Evet, çok önemli. Yine irtibatlı olduğunuz bu mahkemeler, Hocaefendi elimde olsa bu 28 Şubat'tan yargılanan yaşlı ihtiyar paşaları salıveririm dedikten sonra bir ay içerisinde salıverdiler. Bunu nasıl izah ediyorsunuz?
Bunları yargılarken Ergenekon tutuklusu mesela Mustafa Balbay'ı daha doğrusu serbest bırakıyorsunuz. 34,5 sene hüküm giymiş. CHP'li milletvekilini serbest bırakıyorsunuz. Ama daha hüküm giymemiş, tutuklu olarak mahkemesi devam eden, KCK'dan yargılanan, seçilmiş belediye başkanlarına ve milletvekillerini bırakmıyorsunuz. Bırakmadılar çünkü belli bir süre. Evet. Eş zamanlı olarak yine Kayseri'deki mahkeme İsrail'in Mavi Marmara'dan dolayı yargılanamayacağına dair karar verdi. Bakın üst üste geliyor bütün bunların hepsi. Bunu neyle izah ediyorsun? Şimdi şöyle denilecektir. Ya bizimle ne alakası var canım? Yani onlar Türkiye Cumhuriyeti'nin savcıları, mahkemeleri, polisleri, bizimle hiç alakası yok diyecekler. O zaman şunu sormak gerekiyor. Bu savcılara, emniyetçilere operasyon yapıldığında siz neden feryat ediyorsunuz? Bizim arkadaşlarımızı tasfiye ediyorlar diye feryat ediyorsunuz. Eğer bunlar sizinle ilgili değilse hükümet kendi memurlarına yer değişikliği. Bunları işten atıp sokağa bırakmıyor ki. Oradan alıp buraya getiriyor. Nasıl ki şu anda o güne kadar geldiği makama bu hükümet getirdiyse, şimdi aynı hükümet başka bir makama getiriyor onları. Neden feryat ediyorsunuz? Demek ki bu operasyonun arkasında siz varsınız. Sizin iradeniz var. Peki size bu operasyonları kim yaptırtıyor? İsterseniz biraz sonra da ona girelim. Peki. Çok önemli bir noktaya geldiniz. Başkanım, bizim anladığımız kadarıyla yanlış bir tespitte bulunursak size düzeltin. Aslında bugün yaşananların arka planına baktığımızda Davos'ta Sayın Başbakan'ın Van Mulut çıkışını görüyoruz. O gün bugündür Türkiye'ye karşı kirli bir tezgah var. Siz de böyle mi düşünüyorsunuz? O gün itibariyle mi başladı? Yoksa çok daha mı farklı? Yine cemaatin tabanını tenzih ederek bir tespiti paylaşmakta fayda görüyorum. Sayın Başbakan'la cemaatin ayrı düştüğü, geçmişte ideolojik baktığımızda konuları masaya yatırırsak, 28 Şubat sürecinde işte merhum Erbakan'a bakışta cemaatin bakışı farklıydı ve o gün Erdoğan da Erbakan'ın yanındaydı. Sonuçta bireysel ideolojik ve o günkü parti boyutuyla baktığımızda. İnsan ve Müslüman kavramlarını masaya yatırdığımızda ben Sayın Başbakan'ı da öyle düşünüyorum. Şahsen ben de öyle düşünüyorum. Hazreti Ali Efendimiz'in insanlar ya sizin dinde kardeşiniz ya da yaratılışta eşinizdir, hilkatte eşinizdir derken burada birinci öncelik ümmet, Müslüman sorumluluğu ve olaya bu gözle bakmak ama doğuştan gelen haklar boyutuyla da bütün insanlara Yaradan'ın yarattığı kul olarak bakıp eşit statüde yaklaşmak. Burada da cemaatin dünyada açtığı okullar ve buralara daha çok hizmet götürme düşüncesiyle belki de bu insana tanımda hangi dinden olursa olsun insan ilişkileri işte bu zaman zaman ılımlı İslam, zaman zaman diyalog süreci, zaman buna benzer konularla da hep karşımıza çıktı. Orada da bir ayrışma görüyorum. Bu İsrail'e, Amerika'ya, İsrail-Amerikan yönetimlerine tanım yapmada da belli noktalarda belki iktidarla kesiştikleri noktalar vardı ama belli süreçlerden sonra da ayrışma. İşte Irak'a asker göndermede tezkere çıkmayınca Amerika'nın bakışı nasıl değiştiyse Van Minute'de de hem Amerika'nın hem İsrail'in hem de cemaatin dünyadaki belki hizmetlerinin aksamaması için bilemiyorum gerekçelerini böyle bir ayrışma olduğunu başörtü konusuna 28 Şubat'ta furuattır, teferruattır. Hayır, bu teknik terim olarak, fıkhi terim olarak furuattır da asıl ve furu yani yukarıya gittikçe deden yine asıl, oğul, torun, kız, furu. Ama ondan ziyade 28 Şubat sürecinde üniversitelerin önünde başörtüsünden dolayı eylem yapan kızların bu fetvadan algıladığı şeyle eylemi bırakmasıyla grev kırıcılığa gidiş de bir ayrışma noktasıydı. İmam Hatip liselerine bakışta da öteden beri aynı düşünmediklerini biliyorum. Dolayısıyla birçok temel noktada ayrı düşünülüyorken referandumda %100 evet, işte bütün cemaatlerin olduğu gibi bu cemaatimizin de yetiştirdiği insanların belli bakanlıklarda belli bir yere getirilmesinde evet iktidarla cemaat arasında bir uzlaşım vardı. Ama bunun
Hakan Fidan olayı, Davos'ta çıkan ses, Hakan Fidan olayı ve arkasından da belki de cemaatin kendisine en haklılık bulabileceği bir alan olarak gördüğü dershane süreciyle alevlenen bir tartışma. Sonuçta birçok sağduyulu kesimin de dershaneler kapatılmamalıdır ama kapanmalıdır. Kayıt dışıdır ama dershaneyi kapatacak faaliyetler yapın. Yani kaliteli eğitim verdikçe dershane ihtiyaç hissetmez algısı da cemaatin işine geldi ve doğal olarak haklı bir algıydı. Ama 17 Aralık'la artık bunun içerisinde bedduanın da girmesiyle, çünkü biz Fethullah hocamızı bedduayı değil, hep duayı, hep hoşgörü, hep onu görmüştük ama bir anda hoşgörünün merkezi olan bir cemaatin tepesinin anında hörgörünün, dışlamanın ya da Türkiye'yi dışlayanlarla aynı kulvarda yürüyor görünmenin merkezine dönüşmesi gibi bir kırılma noktası yaşandığını görüyorum. Bunların belki üzerinde durmak lazım, bunları konuşmak lazım. Ama sadece Davos'un değil, çözüm sürecinin, İmam Hatiplerin önünün açılmasının, değerler eğitiminin, din eğitiminin hayata geçmiş olmasının, kamuda başörtü özgürlüğünün hayata geçmiş olmasının rahatsız ettiği içeride ve dışarıdaki kesimlerle de sonuçta aynı noktada buluşmak gibi bir talihsizlik var. Yani ben cemaat başörtüden hayır böyle demiyorum ama referandumda %58 evet derken biz hayırcılar neden hayır demişse, şimdi Hoca Efendi'nin o günkü evet verirken %100 mükemmel noktası ters dönmüş, hayırcıları memnun eder hale gelmişse, yani bugün işte gazeteci Çöleşan bile ayak ayak üstüne atıp purusunu yakıp ha işte siz kavga edin ben seyredeyim noktasına gelmişse bunun konuşulması lazım. Burada her iki taraf geri adım at. Hayır. Burada yasama, yürütme, yargı diye kuvvetler ayrılığı ilkesinin, yasama meclisin işi, iktidar ağırlıklı olarak anayasayı değiştiremese bile yasama yetkisine sahip, yürütme iktidarın elinde, yargı da Türk milleti adına karar vermesi lazım. Anayasa ve yasalar bağlayıcı olması lazım. Şimdi dershanede sanki insani bir ortama hitap ediliyorken ki var olan avantajın başbakanın izni olmadan istihbaratın yanında olduğu devletin emriyle giden bir tırın bir başka kurumun değersizleştirilmesine, İHA'nın tırıymış gibi gösterilmesine yol açarak yardım duygularını da örseleyen bir pozisyona gelmenin adam yetiştirmeyle bir ilgisi yok. Yani devletin işte cemaatler istediği siyasi parti desteklerler, siyasi parti kurarlar, koalisyona girerler, istemedikleri partiye oy vermezler, yetiştirdikleri adamları bakanlıklara önerirler gelir. Ama kim nereye gelmiş olursa olsun orada onun hizmet edeceği topyekun millettir. Bağlı olduğu kurallar da yasal ve anayasal kurallardır. Şimdi yargıya güven sarsılmamış mıdır? Sarsılmıştır. Türk milleti adına karar vermesi gerekenler, Türk milletinin kardeşlerine devlet eliyle götürdüğü yardımı ifşa ederek Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, Büyük Türkiye'nin uluslararası arenada rezil olmasını ister pozisyona gelmişse burada beddualık değil belki ama bir vebal olduğu gibi bir tabloyla karşı karşıyayız. Onun için her kurum kendi işini yapmalı. Biz cemaatleri ne yönüyle seviyoruz? İslami hizmetleriyle, Türkçe olimpiyatlarıyla, okullarıyla, vakıflarıyla, insani değer hizmetleriyle. Siyaset de siyaset kurumunun işidir. Siyaset kurumunu beğenmezseniz iktidarı sandığa gömerseniz istediğinizi getirirsiniz. Ama cemaatlerin, sendikaların yani rica konumunda olanların icracı gibi pozisyon alması kabul edilebilir değil. Çözüm süreci hedef alınmıştır diyorum. Bunu biraz aşmakta fayda var. Allah razı olsun Alper Beyler dört dörtlük destek verdiler milletin yeniden kardeşliğine geçmesine. Biz de bunun için seferberlik ilan ettik. 37 ile gittim ben. Diğer bütün illere arkadaşlarım gittiler. Ne gördük illerde? Bir toplumun ötekileri var.
Romanlar, devletin ötekileri var. Başörtülüler, Aleviler, Kürtler, muhafazakarlar. Kürtler hem muhafazakar hem Kürtse iki kere öteki. Tamamında gördük ki onların tamamı beriki olmak istiyor. Yani eşit yurttaşlık istiyorlar. İşte Ordu'da bir Kürt doktor, biz Cumhurbaşkanı bile olabildik ama Kürt olamadık diyor. Kürt olamadık. Hemen hemen her yerde başörtülüler, Cumhurbaşkanı, Başbakan eşi olabildik ama birey olamadık diyor. Birçok yerde Aleviler, Aleviliğimizi, Alevi olduğumuzu yeni söylemeye başlayabildik diyor. Son çözüm süreci demokratikleşme paketiyle bütün ötekilerin beriki olması yolunda en az %70'lik bir adım atıldı mı? Atıldı. Bu Türkiye'nin Kürt sorununun çözülmesi. 30 yıldır arkasında kim var diye konuştuğumuz bu sorunun 14 aydır şehit haberi gelmiyor. Bundan bütün millet karlı değil mi? Üniter yapıdan, demokratikleşmeden, İstiklal Marşı'ndan, bayrağımızdan, dilimizden taviz vermeden 76 milyonun yeniden kardeşliğine giden bu süreçte buna rahatsızlık duyanlar kimlerdi? Tırnak içerisinde beyaz Türk tanımından geçinenlerdi. Beyaz Türk kimdi onlara göre? Cumaları, bayramları caminin önünden geçebilen, alkolün hakkını veren, milleti göbeğini kaşıyan adamlar ilan eden, çobanın oyuyla benim oyum bir mi diyen vesayetçi kesimin bir beyaz Türk özlemi vardı. Şimdi bu cemaatin tepesindeki bu çıkışlar sanki muhafazakarlar arasında beyaz muhafazakar olma algısı, beyaz Müslüman olma gayreti gibi oluştuğu için Bediüzzaman'ın pınarlarından beslenen birçok diğer kesimler bile rahatsız. Dolayısıyla burada herkesin kendi alanına hitap etmesi, alanında iş yapması gerekiyor ki referandumda evet diyenler, aynı değerlere, aynı kıblede beraber olanlar bu yolculuğuna devam edebilsinler. Aksi takdirde ülke zarar görür. Yani ülke zarar görüyor zaten. Son yılların tamamına baktığımızda büyümede ilk dörtteyiz, ekonomiyi yürütmede ilk üçteyiz. Ama şimdi aleti olunan ya da içinde bilerek bilmeden yer alınan senaryolara baktığımızda Türkiye zarar ediyor. Bu yolsuzlukların üzerine gidilsin mi? %100 gidilsin. Yanlış tamamına gidilsin ama soru işaretleriyle dolu senaryolar var önümüzde. Türkiye'nin iş dünyasından, TÜSİAD'ından, TUSKON'una, ASKON'undan, MÜSİAD'ına, TÜMSİAD'ına onlarca iş örgütü, binlerce de iş adamı var. Ama ikinci paket diye işte Alper Bey'in çuvallar içi açılmadan, ne olduğuna bakılmadan karar verilmiş hüküm diyor. Şimdi Türkiye'nin yüz akı projeler nedir dediğimizde çocukların bile sayabileceği son ilk üç projede Kanal İstanbul var. Çağın projesi, üçüncü havalimanı var ve Marmaray var. Şimdi bizim binlerce iş adamımızdan, bu iktidardan iş almış, bu cemaatin TUSKON üyelerinin de olduğu, ya bunların tamamı tertemiz, son ihaleyi alan ya da yarısını yapanların tamamı mı? Burada bir ön kesme olduğu, işte Almanya'nın havalimanından niye rahatsız olduğunu, İngiltere'nin neden rahatsız olduğunu, Amerika'nın, İsrail'in çok iyi biliyoruz. 1948 yılında kurulan terörist İsrail devleti ilk kez ömründe burnu sürtülüyor bir ülkeden. Ambargo kırılıyor. Ambargo kırılıyor. Özür dilemek durumunda kalıyor. Evet. Şimdi yeniden ona prestij sağlayan pozisyonlar var. Burada bilerek durmamaları lazım. Bilmeden duruyorlarsa da düşmanımın düşmanı dostumdur deme ilkesizliğini terk edip Türkiye'nin karşıtlarına hep beraber karşı olup Büyük Türkiye'yi hayata geçirip iç meselemizi de içeride çözmemiz lazım. Şunu söylüyorum. Demokrasi ağacının kökü ateş almış yanıyorsa dallarda meyve arayışında bulunmak topyekun Türkiye'ye zarar verir. Hepimizin bu konuda uyanık olmamız şart diye düşünüyorum. Peki teşekkürler başkanım. Size tekrar döneceğim. Alper Bey, sizin de toparlamanızı istiyorum ama ben de bir hatırlatma yapmak istiyorum toparlamadan önce. Muhakkak size ufuk açacaktır. Bu operasyon emri kimden verildi diye soruyu sorduk.
kestik biraz önce. Benim dikkatimi çeken bir şey var. Bir dönem Türkiye'de görev yapan ABD'nin eski büyükelçilerinin son bir hafta içerisinde yazdıkları yazılar var. Bu ABD büyükelçileri aynı zamanda Fethullah Gülen'le Papa'yı buluşturan ve aynı zamanda ABD'ye yerleşmesine de yardımcı olan neokoncu tayfanın içerisinden geliyor. Hatta kendi ülkelerinde CIA'ya yardım eden büyükelçiler olarak gösteriliyor. Her ikisinin de eş zamanlı olarak Türkiye'yi bu hafta hedef almaları ve Başbakan Erdoğan'ın gitmesi gerektiğini yazdıkları söz konusu. Ve tespitlerinde ise bugün cemaatin yaptıkları tespitlerin birebir örtüştüğünü görüyoruz. Aslında operasyonun emri bir şekilde ortaya çıkmış olmuyor mu? Şimdi bakın burada tabii hani belgesini göster dediklerinde ben belge gösteremem. Fakat bazı şeyler öyledir ki sizin belge göstermenize gerek yok. Zaten hadise kendisi bütün çıplaklığıyla gerçeği gösterir. Siz de söylediğiniz gibi bu hadisenin bu ülkeye faydası yoksa, bu millete faydası yoksa, bu devlete faydası yoksa, Müslümanlara faydası yoksa, siz bir İslami cemaat olarak, gerçi onlar kendilerini İslami cemaat olarak ifade etmiyorlar, hareket diyorlar. Ne hareketi, o da ayrı mesele. Adanmış ruhlar deniliyor. Kime adanmış? O da belli değil. Bunu yaptınız diyelim ki, size de faydası yoksa, yani sizin cemaatinizin tabanına da faydası yoksa, cemaat mensubu arkadaşlara sorduğumuzda ya bunun size ne faydası var dediğimizde bir kelime, bir cümle edemiyorsa, evet bu yanlış bir şey, zararlı bir şey, iki tarafta zarar veriyor diyerek geçiştirebiliyorlarsa, bunu siz nasıl izah ediyorsunuz? Ve sizin anlattığınız, yaptığınız şeyler İsrail'in politikalarına birebir uyuyorsa, Avrupa Birliği'nin politikalarına birebir uyuyorsa, Amerika Birleşik Devletleri'nin dillendirdiği politikalara birebir uyuyor ve şu anda onlar bunu destekliyor, onlar bunun arkasında duruyorlarsa, bunun izah edilmesine gerek olmadığını düşünüyorum. Tamam. Şimdi bakın biraz önce yarım kaldı. MİT neden hedefte meselesi? MİT şundan dolayı hedefte. MİT Emre Taner'e kadar vesayet düzeninin koruyucusuydu. CIA nasıl hareket ediyorsa MİT de öyle hareket ederdi. Emre Taner'le birlikte bu zincir kırılmıştır. MİT bağımsız hareket etmeye başlamıştır. Bütün operasyonlar, yani Ergenekon, Balyoz, diğer operasyonlar yapılmadan önce gizli kapaklı MİT kendi operasyonunu kendi içerisinde sessizce yapmış, kendi içerisinde belli bir düzene soktuktan sonra diğer operasyonlar başlamıştır. Bunu bir tarafa koyalım. Bir de şunu hatırlatalım, bu operasyonu Hakan Fidan'a yapılan, MİT'e yapılan operasyonu savunanlara, siz neden Emre Taner öncesini hiç irdelemiyorsunuz? Kesinlikle. Biraz, niye hiç bu konulara yani yanaşmıyorsunuz? Net yanaşımlığa kadar Teoman Komanı hedefi oturttuğunu hiç görmedik. Evet. Hiç yok. Neden o zaman sadece Hakan Fidan'ı hedef alıyorsunuz, Emre Taner'i hedef alıyorsunuz? Şimdi bakın şundan dolayı. Wikileaks 2010 yılının Aralık ayında, Kasım sonunda, Aralık başında ifşa edildi. Wikileaks belgeleri diye bir şey. Buradaki amaç şuydu. İslam dünyasındaki hükümetleri, liderleri, yönetimleri birbirine düşürmek için yaptılar. Bir kaos ortamı çıkarmak istediler. Çünkü 2006'da Türkiye bağımsızlaşmaya başlayınca Türkiye'nin İslam ülkeleriyle ortak projeleri canlanmaya başladı ve bu Batı'yı son derece rahatsız ediyordu. Bu rahatsızlığı ortadan kaldırmak için bir kaos oluşturup herkesi kendi içerisinde çatıştırmak istediler. Ama bunu beceremediler. Bu tutmadı. Bu deşifre edildi. Bunun hemen arkasından Tunus, Mısır, Libya gelişmeleri yaşandı. Ve oradaki yönetimler ardı ardına yıkıldı ve Suriye'de yıkılacaktı. Evet. Fakat Suriye'de Batı sonuna kadar Esad'ın arkasında durdular. Bugün Beşar Esad ayakta kalıyorsa İsrail ve Batı'nın desteği sayesinde. Tabii en başta İran, Rusya ve Çin'i buna dahil edelim. Amerika karşıymış gibi görünüyor. Avrupa Birliği karşıymış gibi görünüyor. İsrail sessiz duruyor ama hepsi bunların, onlar da Rusya gibi arkasındalar. Beşar Esad'ın. Peki Esad'a kim karşı çıkıyor? Esad'a karşı olan güçleri kim destekliyor? Milli İstihbarat Teşkilatı destekliyor. Hüsnü Mübarek'e deviren güçleri kim organize etti, kim destekledi? Milli İstihbarat Teşkilatı. Tunus'taki olayların arkasındaki temel aktör neydi? Milli İstihbarat Teşkilatı. Libya'da Kaddafi'nin devrilmesinin temelinde ne vardı? Milli İstihbarat Teşkilatı'nın faaliyetleri vardı. Bunu şunun için söylüyorum. Siz Soğuk Savaş döneminden kalan bu diktatörleri yıkıyorsunuz. Bu diktatörler küresel düzenin kurucularının aktörleri. Onların piyonları. Siz onları deviriyorsunuz. Peki yerine getiriyorsunuz? Halkın kendi istediği yönetimleri getiriyorsunuz. Peki halkın kendi istediği yönetimler geldiği zaman Batı dinler mi? Asla dinlemez. İşte bütün mesele bu. MİT'in hedef edilmesinin temeldeki en büyük hadise bu. Bu dış meseleyle alakalı. Mesela Suriye konusunda
Hakan Fidan'ın İrancı olduğunu söylüyorlar. Ya kardeşim, İran'da, daha doğrusu Suriye'de İran Beşar Esad'ı destekliyor. Bunu da gizlemiyor zaten. Hizbullah güçlerinde arkasına koymuş 11-12 bin Hizbullah mensubunu destekliyor Beşar Esad'ı. Peki Milli İstihbarat Teşkilatı ne yapıyor? Rejimin karşısındaki güçlere yardım gönderiyor. Sen kime operasyon yapıyorsun? O rejimin karşısındaki güçlere giden yardımı engellemeye çalışıyorsun. Şimdi Hakan Fidan bir taraftan İrancı olacak ama öbür taraftan İran'a karşı Suriye'de savaşacak ya da savaşan güçleri destekleyecek. Bu deli saçması bir şey. Ama bunu savunanlar savunabiliyorlar. Ne yazık ki. Bir ekleme yapalım mı? Tabii. Çok doğru bir noktaya getirdiniz. Düne kadar İrancı ilan ettiklerini Milli İstihbarat Teşkilatı'nı tır operasyonlarında El-Kaide'ci ilan ettiler. Çelişki çok açık zaten. Birçok çelişki vardı işte. Bu da diğer çelişkilerden çok bir tanesi. Çok büyük çelişkilerden birisi. Alper Bey gerçekten teşekkür ederim. Milli İstihbarat Teşkilatı konusunda söylediklerinize Twitter'dan da büyük destekler geliyor. Evet. Önemli analizler yaptınız. Valla başkanım zamanımız kısıtlı. Özet isteyeceğim sizden ama memurlardan gelen soruları özellikle Kanal 5 TR'ye, Twitter'a gelen bazı sorular var. O soruları ben hepsini yuvarlayıp size sormak istiyorum. 4C. Disiplin affı, atanamayan öğretmenler, meslek danışmanları, 28 Şubat mağdurları, işsiz İMD mezunları hepsi soruyor. Başbakanla teşekkür ediyorum. O zaman şöyle kısa bir öz açıklama lütfen yapalım. Toplu sözleşme masasına taşıdığımız bir kısmında fikir olarak uzlaştığımız ama meclis boyutu, yasa boyutu olduğu için hükümde yer alamayan, sonra kamu personel danışma kuruluna taşıyıp yine belli uzlaşılar çıkardığımız bir kısmına da hiç sıcak bakılmayan ama çalışalım denilen konuların başlıcalarını dün birinci elden Sayın Başbakanımıza taşıdım. 1,5 saatlik bir görüşmeydi. Bu Türkiye'nin olağanüstü gündemi dolayısıyla gecikmiş bir görüşmeydi. Eğer 17 Aralık operasyonu olmasaydı bu görüşmeyi çok daha erken yapacaktık. Çünkü raporlarımız, çalışmalarımız hazırdı. Bunlardan birinci sırada akademik zam. 2002 yılından 2014 yılına iktidarın memurlara yaptığı iyileştirmelerin reel büyümeye baktığımızda en geride olanı akademisyenler. Bir, özel üniversitelerle kıyasladığımızda geriler. 2. Dünya üniversiteleriyle rekabet etmesi zor. 3. Üniversitelere asistan duyurusu yapıldığında bu asistan maaşlarıyla istediğimiz nitelikteki gençler üniversiteyi tercih etmesi mümkün değil. Bunu 3 boyutlu raporu sundum. 1. İster genel müdür maaşıyla profesörü, genel müdür yardımcısıyla doçenti, daire başkanıyla yardımcı doçenti, uzmanla da öğretim görevlisini, asistanı eşitleyen, başlayan bir standardı. İsterseniz geriye dönük tamiratı 100'er puan üniversite eğitim ödeneğini artırarak bu 729 TL 2014, 729 TL 2015 olmak üzere bir maaşı, isterseniz de üniversiteye giriş standardını uzman maaşından başlayarak diğerleri ona paralel iyileştirme diye üçlü raporu sunduk. İkinci sırada 4C'ye kadro, 4C'lerle ilgili çok şey yaptık. Kadir Şinas olan %99'u bunu biliyor. %1'lik kesim var, istismar ediyor. Belli kesimlerin piyonu oluyorlar. %99 çok önemli bir rakam. Onların 4B'ye geçirilmesi bu arzumuz ama bunun olma imkan ve ihtimali olmazsa 4D'ye de geçişine razı olacağımız ifade ettiğimiz bir rapor. Disiplin affı 2005 yılına kadar yapılmıştı. 2005 yılından sonrası için yeni bir disiplin affı. Bir derece yine 2005 yılına kadar olan herkeste var. Disiplin affı derece, bunlar uzlaştığımız konular. Fazla mesai konusunda belli alanlardaki çözüldü ama vergi daireleri ve adliyedeki sıkıntı başlıca devam ediyor. Aile yardımının Aile Bakanlığı eliyle daha çok çocuk doğurana, daha çok pozitif ayrımcılık, kreş yardımı, çocuk yardımı bir çalışma vardı. Bunun hayata geçirilmesi, emeklilikte 30 yıl süre sınırlamasının kaldırılması, üniversiteli işçilerin, topyekün on binlerce üniversite işçisi değil, üniversite mezunu olup da memuriyet yapan arkadaşlarımızın memur kadrosuna geçirilmesi, iş ve meslek danışmanlarının kadroya geçirdiğimiz için maaşı düşen 4000 kişi var bir, bunların telafisinin yapılması ve yeni kadro bekleyen 7000 iş ve meslek danışmanı var. Bunların kadro verilerek alınması, 28 Şubat mağdurlarının mesleğe dönmesinde yasal düzenlemeler yapıldı, Allah razı olsun. Ama
açıkta geçen sürelerin sayılması için yılına 4800 TL Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan prim çıkmıştı. Bu yasayla bunu devletin ödemesi kararı çıktı. Ama devlet bu kararı alıncaya kadar cebinden ödeyenler ya da Bağkur'dan, SSK'dan oradan prim ödeyerek emekliye ayrılmak zorunda kalan mağdurlar var. Bunun giderilmesi, öğretmen ataması, eğitimi konuşuyoruz. Türkiye'nin en önemli iki meselesinden birisi. 120 bin öğretmen açığı var diyor bakanlığımız. Biz bunun hiç değilse 80 bininin 2014 içerisinde kadrolu atanması. Şubat'ta 10 bin duyurusu yapıldı. Ağustos ayında ben 40 bin diye tweet atmıştım. Bakanlık yetkilileri toplamı 40 bin, 10 bin artı 30 bin diyorlar. Ama bunun en az 80 bin 2014 içerisinde atanması lazım. Çünkü dersi boş geçen çocuklar Türkiye için büyük bir maliyet. Vekil ücretli öğretmenlikle 800-900 bin TL'ye bu işi yapanlar, eğreti istihdamla yapanlar var. Bu çocuklara yapılacak yatırım, Türkiye'nin geleceğine yapılacak yatırım. Sayın Başbakanımıza şunu söyledim. 11 bölge toplantısı yaptık. İşte Erzurum'da, Diyarbakır'da, Gaziantep'te, başta olmak üzere İstanbul'da 10 binlerce öğretmen açığı var. Burada bir, Türkiye'nin geleceği için, iki, atama bekleyen gençlerimiz adına, üç, dersi boş geçen çocuklarımız adına kadrolu öğretmenle çocukları buluşturmamız lazım dedim. Bunları uzun uzun anlattım, raporlarını sundum. Sayın Başbakanımızın artık bundan sonra bunu talimatlandırmasını, bunların yapılabilecekleri, çünkü oradan talimat gelmesi gerekiyor. Bazı maddeleriyle ilgili Çalışma Bakanımızla yeniden çalışın, bir araya gelin diye Çalışma Bakanı'na verdiği talimat var. Yarından itibaren yeniden bu görüşme doğrultusunda bizim toplu sözleşmede heyet başkanı Sayın Faruk Çelik, elbette bu konulara duyarlı olan Maliye Bakanımız, olması gereken diğer bakanlarımız var. Bunların da desteğini alarak bu sorunların çözümü için gayret sarf edeceğiz. Salt bir müjdeye dönmediği için müjde diyecek hali, denecek bir noktada değil. Ama görüyorlar ki gece gündüz bunun takibini yapıyoruz. Yine yarın saat 10'da bununla ilgili Çalışma Bakanı ile bu başbakanla görüşmemizin devamı doğrultusunda yeni bir buluşmamız var. Bize düşen ter akıtmak inşallah hayırla ve arkadaşlarımızın sevincine dönüşecek bir sonucu elde ederiz. İnşallah Başbakan Erdoğan'ın da muhakkak suretle çalışanların ve emekçinin yanında duracağından şüphemiz yok. Bugün burada siz programa katıldığınız andan itibaren binlerce tweet sadece Memursan Genel Başkanı'na geliyorsa Başbakan Sayın Erdoğan'a neler gidiyordur kim bilir. Ben umuyorum ki Çalışma Bakanı da bu programı dikkate alacaktır. İnşallah. Başkanım. Alper Bey ile kapatmak istiyorum. Genel çerçevede her şeyi konuştuk. Hatta konunun dışına çıktık, memurları konuştuk, ekonomi konuştuk. Ama bundan sonraki süreçte bugün yaşadığımız kriz itibariyle, küresel operasyon itibariyle yeni bir dalga beklemek mümkün mü? Bir sağduyu çağrınız var mı vatandaşa? Şimdi en başta bu basit bir yolsuzluk ve rüşvet operasyonu kesinlikle değil zaten. Hı hı. Saldırının da ötesinde bu tam bir darbe girişimi. Bu darbede hangi makama, kimin geleceğine kadar planlanmış. Dolayısıyla bize işte ayakkabı kutusunu göstererek veya işte bir takım para sayma, oraya polisin getirdiği para sayma makinelerini göstererek zihni operasyon yapmaya veya algı operasyonu yapmaya çalışmasın hiç kimse. Ahmet Bey de söyledi, ben de aynı şeyleri tekrarlamayayım, ben de katılıyorum. Yani bir rüşvet, yolsuzluk, haksızlık, adaletsizlik, yanlışlık varsa sorulmalı. Babamız da olsa, biz de olsak sorulsun zaten. Biz bunu sadece alkışlarız. Ama bir rüşvet olayı üzerinden sen hükümet devirmeye kalkışırsan, bir yolsuzluk meselesini, o da var mı yok mu belli değil, bunun üzerinden Türkiye'nin en büyük projelerini durdurmaya kalkışırsan, bunun arkasında ben başka bir şey ararım. Kaldı ki sizin yaptığınız işler, Gezi'deki Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç da görüşen Taksim platformunun taleplerinin aynısı. Doğru. Oradaki talepleri sen burada şimdi yargı eliyle, emniyet eliyle uygulamaya çalışıyorsun. Dolayısıyla bunu bu şekilde, bu incelikli planlayan güçler bundan sonra ne yapacaklarını da planlamışlardır. O sebeple ben başka bir takım adımlar atabileceklerini düşünüyorum.
Ha bunlar ne olabilir? İzleyip göreceğiz. Muhtemelen bunların bir kısmından vazgeçecekler. Bir kısmında strateji değiştirecekler. Belki başka yöntemler denemeye kalkışacaklar. Belki zaman ayayacaklar. Bunu göreceğiz. Tıpkı 28 Şubat kararlarıyla, kararlar öncesinde 4 Şubat'ta tanklar Sincan'da yürüdü. Sonra 28 Şubat'ta o Milli Güvenlik Kurulu kararları alındı. Haziran ayında da hükümet düşürüldüyse böyle bir süreç planlanmış vaziyette bu konuda. 17 Aralık'ta başlayıp işte kaç ay sürecek bir süreçten bahsediyoruz. Ama burada fark şu, Erbakan hükümeti gibi işi ağırdan alıp başka türlü hareket etmeyen bir iktidar söz konusu. Hı hı. Tayyip Erdoğan karşı bir operasyonla bu darbe girişimini etkisiz hale şu anda getirmiş görünüyor. Muhtemelen bundan sonrasında da devamını çok getiremeyecekler. En azından planladıkları kadar getiremeyecekler. Ancak yine de boş olmadıklarını göstermek için bazı çıkışları yapabilirler. Burada bir sağduyu çağrısı ya işte sen de haksızsın, sen de haksızsın, gelin barışın çocuklar falan gibi bir şey söz konusu olamazsa. Anladım. Burada bu Ahmet Bey çok güzel belirtti. Cemaatin tabanıyla cemaati bu şekilde operasyon yaptıran yönetimi arasında farkı bizim de belirtmemiz lazım. Kalın çizgilerle belirtmemiz lazım. Yukarıdakilerin bir hikmeti binaen bunu yaptığını düşünen masum, gerçekten Anadolu insanı, cemaat mensuplarının birazcık daha farklı düşünmeye başlamalarının zamanı geldi ve geçiyor artık. Biz ne yapmaya çalışıyoruz, kime hizmet ediyoruz diye düşünmeleri ve sorgulamaya başlamaları gerekiyor. Eğer bu sorgulamayı yapmazlarsa, alkışlamaya devam ederlerse ne yazık ki bunun zararını kendileri de görmeye başladılar. Yani hükümetin bir zarar vermesini kastetmiyorum. Anladım. Toplumdan dışlanmadan tutun da himmet paralarının düşmesine, burs sayılarının azalmasına, okula kayıtların azalmasına, dershane kayıtlarının azalmasına kadar olan hadiselerden bahsediyorum. Çünkü siz bu ülkenin hükümetine, seçtiği hükümetine operasyon yapacaksınız ama bu ülkenin halkından yardım isteyeceksiniz ve bununla bir şeyler yapmaya kalkışacaksınız. Bu gerçekçi değil. O sebeple ben bunun rahatlıkla telafi edilebileceğini ve şu anda aslında büyük ölçüde telafi edildiğini düşünüyorum. Bu darbeyi başaramayacaklar. Tıpkı Balyoz davasında olduğu gibi, Ergenekon davasında olduğu gibi bu darbe planıyla alakalı da yeni bir davanın açılacağını, bu darbeye alet olanların da Balyozcular gibi, Ergenekoncular gibi mahkemelerin huzurunda hesap vereceklerini düşünüyorum, bekliyorum. Peki çok teşekkür ederim Alper Bey. Çok sağ olun. Bir cümle. Lütfen buyurun başkanım. Tabii ki. Küresel operasyonun hedefi Türkiye. Hı hı. Türkiye'de de hedef alınan başbakan. AK Parti Genel Başkanı değil. Başbakan niçin hedef? Rahmetli Menderes niçin hedefse? Rahmetli Özal, rahmetli Erbakan, rahmetli Yazıcıoğlu ve Mursi niçin hedefse? Başbakan da onun için hedef. Onun için bu millet bu oyunun bu boyutunu, Türkiye'yi hedef alan boyutunu görmesi lazım. Çok teşekkürler. Kanal 5'den gerçekten daha fazla zamanımız olsa da daha fazla konuşsak çünkü binlerce soru gelmeye devam ediyor ama her ikinize de çok teşekkür ediyorum. Çok ben sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Biraz sonra 90+5 programımız var. Spor severlerden de gelen mesajlar var. O programın da gecikmesini istemiyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Bir son gündem programımızda tekrar buluşmak üzere. İyi akşamlar.